Fatma Ceylan ve Güney Hanım'a çok teşekkür ederiz. Yolculuğumuz burada bitiyor. Birazdan ineceğiz. Şimdi İzmir Selçuk Çamlık'tayız. Ya ne işimiz var burada? Çünkü Buharlı Lokomotif Müzesi var burada. Tam 33 tane içeride lokomotif var ve Türkiye'nin en büyük tren ya da Buharlı Lokomotif Müzesi'ne geldik. Şimdi orayı gezeceğiz. Arkanıza yaslanın ve tadını çıkarın. Bunun adı dönen platform, buharlı lokomotifler buna giriyor. Üstüne çıktıktan sonra da şurada gördüğümüz tekerlekler sayesinde de olduğu yerde lokomotifi döndürüp tekrardan sefere hazırlıyor. Arkadaşımı tanıştırayım size. 1912'de hizmete girmiş. Yani yaklaşık 111 yıllık bir geçmişi var. Ne iş yapar kendisi? Çok ilginç bir alet. Alp, neden bunun önündesin derseniz size tanıtmak istiyorum kendisini. Kendisi kar açma treni. Evet, yanlış duymadınız. Yani normal bu buharlı lokomotiflerin önüne bunu takıyorlar ve bu pervane, bu dev pervane delerek trene önden yol açıyor. Bu gördüğünüz sistem sinyalizasyonun ilk hali. Şimdiki dönemde de sinyalizasyon otomasyonla birlikte geliyor ve kendi kendine ışıklarının rengini değiştirebiliyor. O zaman bu kolları çekerek trenin yolunu veya yönünü değiştirebiliyordunuz.